Selamlar. Bugün sizlere yeni başlayanlar için FPV drone yapımı serisinin son videosu olan en uygun fiyatlı doğru düzgün uçabilen FPV drone yapımı videosunu çekiyorum. Gördüğünüz üzere kendisi 5 inçlik bütün bu seride anlattığım özelliklere uyan, bunların arasında en uygun fiyatlı ve düzgün çalışan parçalarla oluşturmuş olduğum bir setup. Bu drone'un nasıl yapıldığını merak ediyorsanız adım adım uzun uzun bütün bilgileri elimden geldiğince anlatarak çektim ve videonun devamında bunları görebilirsiniz. Videonun açıklamasında hangi dakikada hangi konuyu anlattığıma dair zaman başlıkları bulabilirsiniz. Buralardan görebilirsiniz. İhtiyaç duydukça geri dönebilirsiniz. O yüzden yaptım çünkü uzun bir video oldu. Baştan söyleyeyim, eğer ki bu videonun faydalı olduğunu veya olacağını düşünüyorsanız paylaşırsanız sevinirim. Kanala abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Selamlar. Bugün sizlerle yeni başlayanlar için FPV drone yapımı serisindeki son videoyu çekiyoruz. Bu videoda olabildiğince en uygun fiyatlarla temin edebileceğimiz düzgün uçabilen bir FPV freestyle drone yapacağız. Hızlıca size hangi parçaları kullandığımdan bahsedeceğim. Kullanmadan önce buradaki her bir parçanın benim tecrübelerime göre nasıl seçildiğini öğrenmek isterseniz yeni başlayanlar için FPV drone yapımı video listesini takip edebilirsiniz. Burada işte frame seçimi olsun, kumanda seçimi olsun, bunların hepsinden tek tek bahsetmiştim daha önce. Normalde bu videoya başlarken ben aslında piyasadaki en ucuz FPV drone'u yapmak üzerine yola çıktım. Daha sonra bazı parçalar gerçekten FPV'den hani insanı soğutacak kalitesizlikte olduğu için o parçaları açıkçası kullanmadım. Videonun başından söyleyeyim. Burada bulduğumuz parçalar en ucuz parçalar değil. Çoğunluğu en uygun fiyatlı parçalar fakat bazı parçalar en ucuzu. Hangi parçaları kullanacağız ve neden en ucuza kaçmadığımdan bahsedeceğim. Öncelikli olarak uçuşta kullanacağımız ana frame'imiz Real ACC Martian 2 220 mm modeli. Bunun farklı varyasyonları var ama bunu tercih ettim. Neden? Bundan daha uygun fiyatlısı da var. Onu da yine kanalda bulabilirsiniz. Martian 215 25. yıl dönümü versiyonu. Neden onu değil de bunu tercih ettim? Çünkü bunun kolları daha sağlam geldi bana ve şurada bakın bir şey var. Birleşim noktası var. Görüyor musunuz? Orada bu kollar birleşiyor bu cihazda ve bildiğiniz birebir benim orijinalde kullandığım Impulse RC Alien Frame'in aynısını yapmışlar. Burada birleşmeleri bu kolların oynamamasını sağlıyor. Böylece size uçuşta herhangi bir titreşim yaratmıyor. En azından yani daha az titreşim almış oluyorsunuz ve bu kol yapısını tercih ediyorum. Diğer bahsettiğim Martian 215'te bu kollar bu kadar uzun değil ve ortada bu şekilde birbirlerine kenetlenmiyor. Bundan dolayı açıkçası bu frame tercih ettim. Arada 10 dolarlık bir fark var. Hangisini tercih ederseniz size kalmış artık. Frame'den sonra kullanacağımız ana elektroniklerimizin olduğu şey Diatone markasının Mamba F405 Stack diye geçer. Bu arada zaten burada kullandığım bütün parçaları her şeyi videonun açıklamasında tek tek bulabilirsiniz. Hani şeyler dahil işte kullandığım havyadır vesairedir dahil her şeyin linkini koymaya çalışacağım atlamadan. Neyse dediğim gibi uçuş kontrolcüsü olarak Mamba F405 kullanacağız. Bu bir stack. Stack demek ne demek? FC artı OSD artı ESC yani 4 ESC birden. Bakın şöyle çıkartıp göstereyim. Şu şekilde gelen bir parça. Bu parça üzerinde bir tane F4 işlemcili Betaflight yazılımıyla çalışan bir uçuş kontrolcü var. Betaflight OSD'si var üzerinde. Altında da bir tane ESC var. Bu ESC sürekli olarak 40 amper akıma dayanıklı her kanaldan bahsediyorum. Her bir motor kanalından bahsediyorum. 40 amper dayanımı var. 50 amper burst dayanımı var. Ve 6S lipoya kadar direkt takıp kullanabiliyorsunuz. Yani 6S bir setup yapmayı düşünürseniz de yine bu stack rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şu anda piyasada bulabileceğiniz en uygun fiyatlı ve en düzgün çalışan stack bu olduğu için bunu tercih ettim. Kurulumu da oldukça kolay zaten. İlerleyen sırada bahsedeceğiz. Kumanda olarak FlySky FSE6X kullanacağım. Normalde hep FreeSky Taranis kullanıyordum. Bilenler biliyordur. Ama piyasada şu an bulabileceğiniz en uygun fiyatlı ve düzgün kalitede hani hobi için kullanabileceğimiz kalitede bir kumanda olduğu için bunu tercih ettim. Bu da alıcısıyla birlikte yaklaşık 45 veya 50 dolar gibi bir fiyataydı. Bu da benim ilk deneyimim olacak. Hem sıfırdan FlySky'in bir Betaflight cihazda nasıl kurulduğunu görmüş olacağız. Kendi içinden gelen bir iBus destekli alıcısı var. Alıcı olarak da onu kullanacağız. Zaten videonun ilerleyen sürelerinde şeyi göreceksiniz tam olarak. Video verici olarak Yixin'in VTX03S modelini kullanacağız. Yanlış hatırlamıyorsam değiştirilebilir yüksek çıkış güçleri var. Sanırım 200 mW'a kadar. Bunu neyse sonra bakarız. Bakayım neymiş. Evet, aynen 25 ile 200 mW arasında çıkış gücü değiştirilebiliyor. Şimdi freestyle'da daha yüksek mW'lar tercih edebilirsiniz. Ben 600 mW veya 800 mW'lık video vericiler kullanıyorum ana cihazımda. Ama düzgün antenle 200 mW'la da yeni başlayanlar için özellikle hani bir problem yaşamayacaksınızdır. Ama atıyorum uzak mesafe uçuşlar birkaç kilometrelik uçuşlar yapmayı planlıyorsanız 200 mW belki yetersiz gelebilir. Tekrar diyorum düzgün bir
anten sistemiyle tabii ki yeterlidir aslında 200 mW ama bizim kullanacağımız sistemde hani öyle üst seviye anten vesaire olmayacağı için böyle bir video verici seçtim. Bu da en ucuz video vericilerden biri. İnternette bulabileceğiniz Smart Audio desteği var. Bu destek sayesinde OSD üzerinden falan da video vericimizin kanalını falan değiştirebileceğiz. Bunlardan zaten kurulumda bahsedeceğim. Video vericiden bahsederken şöyle bir tane de dairesel kutuplu Foxeer antenimiz olacak. Bunun video vericiye takabilmek için bir tane de pigtail'ımız var. O pigtail'ı da yine kurulumda, FPV kurulumunda göstereceğim. Belki de başta bahsetmem gereken motorlarımız var. Ya bunları aslında çok uzatmak istemiyorum. Çünkü hem kargo yapımız videosunda falan filan bahsettim bunlardan ama yine de hani ilk kez bu videoyu izliyorsanız sıfırdan yapımla ilgili. Motorlarımız da E-Max'in Eco serisi 2306 boyunda 2400 kW'lik motorları kullanılacak. Bu şurada gördüğünüz gibi. Normalde yarış için kullandığımız tarzda altı çıplak ama bir sorun olacağını sanmıyorum. Hani eğer ki derseniz ben işte yeni başlıyorum. Hani bu yüzden böyle bir motor yerine daha uygun fiyatlı bir motor istiyorum derseniz. Yine Razer Star'ın tüp tipi dediğimiz 2205'lik motorlarına bakabilirsiniz. Onları da açıklamaya eklerim. Daha önceden hep o motorları kullandım. Hani ilk başladığımda. Fakat artık dediğim gibi yani şu cihazdaki amaç olabildiğince ucuza, olabildiğince iyi cihazı toplamak. Çünkü bana en çok sorulan soru şu oluyor. En kaliteli, en uygun fiyatlı drone'u nasıl toplayabilirim? Aha böyle toplayabilirsiniz. Yani bu benim yaptığım listelerden biri. Burayı takip edebilirsiniz. Dediğim gibi en kaliteli veya en ucuz ürünleri yapmıyorum. Sadece bir karışım şeklinde benim gözümde en uygun fiyat performansa sahip olan ürünlerle bu videoyu çekiyoruz. Dediğim gibi E-Max'in Eco motorlarına bakabilirsiniz. Yok ben bundan istemiyorum. Yani çok kaza yaparım. İşte kaza yapınca da motorun şuraları çok pislik dolar gibi bir şey düşünürseniz ki haklısınız. Razer Star'ın da motorlarını tercih edebilirsiniz. Bunları açıklamaya linkini ekleyeceğim. Başka atladığım bir şey varsa da artık ilerleyen zamanda söyleyeyim. Ha, son olarak şey var. FPV gözlük olarak da şunu kullanacağız. Bu Yixin'in VR006 modeli. Şöyle göstereyim. VR006 modeli piyasada bulabileceğiniz en ucuza FPV gözlük bu. Tabii ki hani en ucuz olduğu için. Ya dedim ya ben bu listeyi yaparken aslında şey yapıyordum. En uygun fiyatlı cihazı toplamaya çalışıyordum. Sonra baktım bazı parçalar gerçekten çok kullanışsız olacak. O yüzden değiştirdim. Böyle ortaya karışık bir şey oldu. Bu gözlük de o sırada listeye eklediğim bir şeydi. O yüzden bunu da ilerleyen zamanda kullanıp deneyeceğiz. Bu arada bütün buradaki malzemeleri Banggood üzerinden temin ettim. Rahatlıkla oradan sipariş verebilirsiniz. Vergi mevzusu illaki olacak. Soracaksınız ne kadar vergi geldi falan filan diye. Ben bütün malzemeler artı başka bir şeyler daha aldığım için verdiğim vergi haliyle biraz daha yüksekti. Fakat Banggood'un şöyle bir hizmeti var. Onu kullanabilirsiniz. Turkey Direct Mail diye bir seçenekleri var. Her üründe olmayabilir ama çoğu üründe oluyor. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman evet biraz normale göre daha fazla kargo fiyatı ödüyorsunuz. Fakat o şöyle bir garanti veriyor size. Türkiye'ye ürün geldikten sonra bir vergi çıktığı zaman bu vergiyi Banggood size nakit olarak iade ediyor. Ne kadar olursa olsun. Tabi bunu belgesiyle kanıtlamanız gerekiyor. O yüzden gönül rahatlığıyla özellikle Turkey Direct Mail üzerinden bütün şeylerinizi satın alabilirsiniz. Ürünlerinizi. Unuttuğum bir şey var mı yok mu bilmiyorum ama videonun ilerleyen zamanında unuttuğum bir şey varsa da zaten bunları göreceğiz. Şimdi ilk yapacağımız işlem tabii ki frame'in bu alt kısmını kurmak. Bunu burada videoda göstermiyorum. Frame'in nasıl kurulduğunu merak ederseniz onunla ilgili videoyu kanalda bulup izleyebilirsiniz. Şimdi bu raddeden sonra ilk yapacağımız iş tabii ki motorlarımızı yerlerine yerleştirmek. Motor kutularının içinden şöyle bakarsak eğer poşetler çıkıyor. Bu poşetlerden bir tanesinde somun var. Pervane somunumuz. Bir tane de şurada şaftın altındaki şu vidadan yedek olarak var. Stickerlar var. Stickerları çok severim. Bilenler bilir ama artık bıktım E-Max stickerlarından açıkçası. Hani hep aynı bir de stickerlar. İki tane şey bulacaksınız. Vida uzunluğu bulacaksınız. Birisinde 4 mm kollar için, birinde 3 mm kollar için yazıyor. Bizim kullandığımız frame 4 mm olduğu için 4 mm'yi, yani kollar 4 mm olduğu için 4 mm'ye uygun olan şeyleri, vidaları kullanmamız gerekecek. Bunlardan her bir motordan çıkacak. Bunları tek tek kullanacağız. Şuradan hızlıca ben somunu da çıkarayım. Bütün motorlarımızı olabildiğince hızlı bir şekilde hazır edelim. Bu arada somunların hepsi aynı yöne döner. Bu bir sıkıntı değildir. Gidip de şey yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bu çok eskide kaldı. Hatta zaten eskiden de çok kullanılan bir şey değildi de hani şimdi quad, yani drone'un motorlarının iki tane saat yönü, iki tane saat yönü tersinde döndüğü için eskiden bazı şeylerde E-Max de yapıyordu hatta en çok. İşte somunlar hani tersine kilitlenebilsin diye hani motor dönüşünün birbirine ters ikişer motor şeklinde alınıyordu ama böyle bir şey gerek yok. Çünkü kullanacağımız somunlar zaten gayet sıkıntısız bir şekilde şeye yapışıyor olacaklar. Şimdi hızlıca şu şeyleri, motorları frame'in üzerine yerleştireyim. Biraz önce de dediğim gibi motorlarımızın dönüş yönlerini daha sonra şey yapacağız. O yüzden motor hani şu motor şuraya geçecek diye bir sıralamamız yok. E-Max Eco'ların kutularından çıkan vidalar
2 milimetre alyanla yerine takılıyor. Hemen bir tanesini nasıl takacağımızı göstereyim size. Bazen yarışçılarda özellikle sadece iki tane şey taktıklarını görebilirsiniz. Vida taktıklarını görebilirsiniz. Hafiflik amaçlı vesaire. İsterseniz buna da yapabilirsiniz ama ben çok gerekli olduğunu düşünmüyorum bunda. Çünkü yani sonuçta toplamda 4 tane fazla vida takacağız ve bizim için çok büyük bir sıkıntı olmayacak. Kameraya göstermeye çalışarak birazcık sıkıyorum. Ben öncelikle böyle bir tanesini takıyorum. Şurada göreceksiniz sanırım. Tam sıkmıyorum. Gördüğünüz gibi burada şeyinde oynayabiliyor yuvasının içinde. Diğerini de karşısına takıyorum. Yine çok sıkmadım. Son 4 şeyimi de takıyorum ondan sonra. Şimdi tam sıkmamamızın sebebi şu şeylerin, vida deliklerinin hani yerine oturmasını istiyoruz ya. Anlatamadım bir türlü. Tam sıkmadığınızda anca böyle dördünü birden oturtuyorsunuz. Dördünü birden taktıktan sonra sıkabilirsiniz. Spor vidalarını sıkarken yine frame vidalarında olduğu gibi burada da o size gösterdiğimden ziyade daha düz başlı olanlardan kullanılmış. Bunların da hani yenmesi mümkün. O yüzden yani zaten şu motorumuzun şuradaki vidaların girdiği deliklerin patlamaması için, vida yerlerin yalama olmaması için ve Allah ne verirse sıkmıyorsunuz. Şöyle zaten onu hissedersiniz sanırım. Çok zorlamadan birazcık sıkarak motorlarınızı yerleştirebilirsiniz. Bu arada zamanla titreşimden hani motor gevşeyebilir. Vidalar gevşeyebilir. Bunun önüne geçmek isterseniz Loctite diye bir ürün var. Onu kullanabilirsiniz. Loctite mavi olanını ama kullanmalısınız. Kırmızı olanı çıkmıyor çünkü geri. Maviyi kullanarak şu vidaların uçlarına birazcık sürerek bir nebze olsa yapışmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi ben hızlıca diğer 4 motoru da takayım. Gördüğünüz üzere 4 motorun da yerleşmesi bitti. Toplamda 4 tane yedek de vida koymuşlar içine. Bu güzel bir şey. Bu tür vidalarınız zaten elinizde fazlasıyla olacak zamanla. Bunları düzgün bir şekilde şey yaparsanız, bir yer ayarlayıp hani bunları orada yedeklerseniz, tabii neyin ne olduğunu bilerek, gerekirse etiketleyerek malzemelerinizi, ilerleyen zamanda kullanmak istediğinizde size faydası olacaktır. Şeyden bahsedeyim, şurada şimdi göstermeye çalışacağım. Eğer ki kollarınızın hani başka bir frame kullanıyorsanız ve kollarınızın kalınlığını bilmiyorsanız tabii ki ölçebilirsiniz bir milimetre yardımıyla. Daha sonrasında da şöyle olabildiğince göstermeye çalışacağım ama şuradan baktığınız zaman vidalarınızın şöyle görebilecek misiniz? Aynen. Tabii netlerse oraya netleme edebilir. Şuradan soktuğumuz vidalarımızın şuradaki motor sargılarına kesinlikle temas etmemesi gerekiyor. Yani temas etmediğinden emin olarak istediğiniz vida çeşidini de kullanabilirsiniz. Şimdi motorlarımızı yerleştirdik. Bundan sonrasında ESC'yi ve FC'yi aslında buraya yerleştirmek için hazırlayabiliriz. Lehim atabiliriz. Bu raddelerden bahsedeceğim. Ha, bu arada motorla ilgili şöyle ufak bir şey gösterebilirim. Bu tarz bir yapım yapıyorken şöyle mesh kullanabilirsiniz. Bunlar nedir? Hemen göstereyim. Yani sadece dekoratif hem de böyle motor kablolarını bir arada tutması amacıyla bunlardan kullanabilirsiniz. Tabi motorları içine birazcık sokması, kabloları birazcık zor olacak ama yani sonuç olarak olay şu olacak. Bu kablolarınızı burada düzgün bir şekilde tutacak bunlar. Tabi benimkilerden geçecek mi bakalım bu kablolar. Beceremedim resmen. Şöyle tek tek geçirirsem sanırım bir sıkıntı yaşamayacağız. Şöyle geçirdikten sonra bunu böyle motorun ucuna kadar getirebilirsiniz. Ve şuralara birer tane makaron atabilirsiniz. Bunu da hemen göstereyim. Siyah renk oraya uygun makaronum kalmamış. Yok, kalmış bir tane mesela burada var. Bunu örnek olarak göstereyim size. Şunu buradan geçirip şu meşi de içine tıkıştırıp size şuradan da göstereyim. Bu şekilde buraya meşinizi sabitleyebilirsiniz. Daha sonra burayı da sıcak hava tabancası veya bir çakmak yardımıyla, tabii meşi yakmadan, kabloları yakmadan buraya böyle sabitleyebilirsiniz. Şuraya da aynı şekilde ufak bir makaron. Bunu mesela ikiye bölüp yapabilirmişiz yani. Bunu ikiye bölüp daha sonra buradan her iki taraftan da şöyle makaronladığınız zaman bu burada sabit ve dekoratif böyle güzel bir görüntü vermiş olacaktır. Bunu hani videonun ilerleyen zamanında dilerseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi bu meşlerin hepsini çıkaracağım.
daha düzgün bir şekilde takarım diye düşünüyorum daha sonra. Sıra geldi ESC'mizi ve FC'mizi tanımaya ve hazırlamaya. Şimdi çalışma alanınızın temiz olduğundan emin olun. Ben buranın temiz olduğundan eminim. Hani buranın temiz bir yüzey olduğundan eminseniz direkt bunun üzerinde yapın. Zaten bu tür matlar şey için, bu tür yüksek sıcaklıklara dayanabilir şekilde yapılan matlar, yani çalışma matları. Şimdi gördüğünüz üzere Mamba Steak böyle bir halde. Bunu uzun uzun anlatmaya aslında çok gerek yok. Üstte bir tane FC, altta da 4 ESC'nin olduğu bir katımız var. Şu üst tarafta bir tane ok göreceksiniz. Burada gördüğünüz ok standart kurulumda bizim quad'ımızın ön tarafını belli ediyor. Yani bu şekilde yerleştirmeniz başta sizin için iyi olur. Ama isterseniz quad'ınızın yapısına uymuyorsa ters de çevirebilirsiniz. Betaflight'tan kartınızın yönünü ayarlamanız gerekir. Ama öyle bir durumda aksi takdirde cihazınız sapıtabilir. Sapıtabilir değil, kesinlikle sapıtacaktır. Çünkü cihaz önünün arkasını bilmiyordur. Her neyse biz quad'ımızı da bu şekilde yerleştireceğiz. Şöyle göstereyim tekrardan. Şu şekilde burada başta yerleştirdiğimiz vidaların üstüne böyle yerleştireceğiz. Şuradan kablolarımızı ESC'mize şu şekilde lehimleyeceğiz. Ana güç kablomuzu, XT60'ımızı buradan alacağız. Yan taraftan çıkaracağız. Bunları önden böyle belirteyim istedim. Şimdi ben öncelikle XT60'ı hazırlayacağım. XT60'ı hazırlarken aslında video çekmeye çok gerek yok bence ama yine de hani bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl hazırlandığını buradan öğrenmiş olsunlar. Paketin içinden hali hazırda şey çıkıyor. Size uygun uzunlukta diyeyim. Tabii biz bu uzunluğu ölçmemiz lazım önce bizim ki bizim işimize yarayacak. Bunlar bu arada 14 AVG kalınlıkları. Ben genelde XT60'ları 12 AVG kullanıyorum. Çünkü yarış cihazları oldukça yüksek amper çekiyor. Ama freestyle'de benim uçtuğum tarzda hani daha böyle yumuşak ve gezinti halinde olduğu için çoğunlukla çok yüksek amper çekmiyorsunuz. 14 AVG kablolar yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Fakat şimdi bir hızlıca uzunluğumuzu ölçelim ki şunu şurada koyduğumuzu varsayalım. Üst plate'i de yerleştireyim. Üst plate'i yerleştirdikten sonra şu şekilde duracak üst plate. Benim isteğim aslında şu ki şu XT60'ları şu yandan böyle almak ve büyük ihtimalle bu kabloların uzunluğu yetmeyecek. Aynen bu kabloların uzunluğu yetmeyeceği için bizim işimize uygun daha uzun kablo keselim ve XT60'ımızı hazırlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi ben ESC ile FC'yi aslında birbirlerinden ayırdım. Bunun temel sebeplerinden biri şu ki frame ile birlikte gelen şu alttaki vidalar çok az da olsa uzun geldi şuradaki plastik standoff'lara. Normalde ESC ve FC bunların üzerinde duruyor. Bu yüzden de tam sıkıştı. Tam sıkıştıramadığım için de aralara birer tane şey ekleyeceğim. Şöyle gummy'ler var. Bunlar tabii yani şu an satın aldığım herhangi bir şeyin içinden çıkmıyor. Ve bunlar benim daha eski yapımlarımdan birinden kalan bir ESC gummy'si. Bunları normalde ESC'nin deliklerine takıp monteliyorduk ama bunda öyle bir şey yapmayacağım. Bunda sadece şey yapacağım. Bunlarla çok ufak da olsa şu arayı yükselteceğim. Basit bir işlem. Elinizde varsa herhangi bir plastik yükselticiyle de yapabilirsiniz. Veya isterseniz vidaları da değiştirebilirsiniz. Bu tabii tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Çünkü buradaki vidaların tam oturması lazım ki stack rahat ve sağlam bir şekilde oraya oturmuş olsun. Hani herhangi bir oynama olmasın. Şimdi bunlar biraz fazla uzun gelecektir gördüğünüz gibi. Şöyle hatta yakınlaştırayım. Biraz fazla geldi şeyler. Ne denir? Şöyle mi yaklaştırayım? Gamiler. İsterseniz bunları ortadan ikiye de bölebilirsiniz. Kesebilirsiniz makas yardımıyla. İsterseniz bunları zaten buraya taktığınızda vidayı içinde sıkarken o standoff'ların sıkıştıracaksınız. Ben bir sıkıştırıp deneyeyim. Eğer böyle olmazsa yeteri kadar da olacağından eminim yani. O yüzden bir sıkıntı olmayacak bize. Şöyle gördüğünüz gibi tam olarak sıkıştırdığımız zaman bize gerekli sabitliği vermiş olacaklar. Burada gördüğünüz üzere artık standofflarımız sapasağlam yerine oturmuş oluyor. ESC'mizin de yönü nasıldı? Şu şekildeydi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Şu şekilde ESC'mizi yerine oturtacağız. ESC'yi oturttuğunuz zaman buraya plastik şunları takmayın. Hatta mümkünse bu plastik üstünde zaten böyleyken de lehimlemeyeceğiz. Birazdan göstereceğim de. Çünkü kartımız çok ısınacağı için lehim yaparken bize problem olur. Hemen önce şeyi size göstereyim. Bu ESC'mizi nasıl lehime hazırlayacağımızı. Şimdi lehim safhasına geçeceğiz. Lehim için gerekli olan şey temiz bir havya ucu. Bu havyayı ilk kez kullanıyorum bu arada. Uygun fiyatlı bir havyaydı. Banggood'dan aldım. Normalde TS100 havya kullanıyorum ama bu hani yapım uygun fiyatlı bir yapım olsun diye havyayı da bunu tercih ettim. Şimdi dediğim gibi temiz bir havya ucuna ihtiyacımız var. Daha sonra lehim yapacağımız yerde bir sıcaklık gerekiyor bize. Bu ayarlı havya olduğu için bunun sıcaklığını 450 derece ayarladım. 450 derece biraz yüksek olabilir. O yüzden uzun süre pedlerde tutmayacağız. Lehim yaparken çoğu yeni başlayan kişinin yaptığı en büyük hata
karşı oluyor. Hani lehimi böyle bastırarak yapmaya çalışıyorlar. Aslında olayımız şudur. Bizim lehimimizi yapacağımız yüzeyin sıcak olması gerektiği için biz aslında havi ucumuzu lehim yapacağımız yere tutarak ısıtmamız gerekiyor. Bunun için de önce birazcık ucuna lehim alıyorum temiz. Şöyle birazcık lehim aldıktan sonra bu ucu lehim yapacağımız alana değdiriyoruz. Orayı ısıtıyoruz. Isıttıktan sonra direkt lehim yapılacak alana lehim veriyorum. Görüyor musunuz? Hani aslında çok basit bir işlem. Tam ısıttığınızdan ve lehimlerinizin yuvarlak ve parlak olduğundan emin olun. Motorlarımızı lehimlemeden önce her bir pedin düzgünce lehimlendiğinden emin olun. XT60 kablomuzu lehimleyeceğimiz yeri de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok uzun tutmuyorum çünkü havyamın sıcaklığı oldukça yüksek. Hızlıca lehimlerimi basıp basıp geçiyorum. Gördüğünüz üzere lehim işlemi tamamlandı. Bunlar tabii bu işlemleri yaptıktan sonra havyanızın ucunu bir güzel temizleyin. Şöyle temizleyeyim ben. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama gayet temiz bir uç ile diğer işlemlerinizi de yapacaksınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi şurada gözüküyor mu? Tam umarım gözüküyordur. Lehim yaptıktan sonra lehim yaptığınız bölgelerin kenarlarında şöyle siyah siyah ve ıslakmış gibi görüntüler oluşabilir. Bir dakika şöyle tekrar göstermeye çalışayım. Şöyle ışıkta daha rahat gözüküyor. Bakın buralarda böyle parlak parlak sıvı gibi şeyler olacak. Bunlar lehim telinin içindeki flux denilen ya da pasta diye de bildiğimiz şey bu arada. Şuralarda bakın bir sürü parça sıçradı. Bunların devremize zarar vermesini istemediğimiz için yine başka bir şeyle şurada koyabiliriz. Hatta şöyle yapayım. Şu mamba paketinin üstüne koyayım bunu. Bunu temizlemek için şey kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir kulak çöpü. Kulak çöpünün ucuna da İzopropil alkol diye bir sıvı var. Temizleyici alkol. Bundan sıkabilirsiniz. Bu ıslatır, devreyi bozar gibi bir şey yok. Tabii ki yani ıslakken şey yapmamanız lazım. Gidip de pil takmamanız, güç vermemeniz lazım. Ama bu şekilde burada arta kalan bu fluxları şöyle rahatça temizleyebilirsiniz. Yani lehim master olduğum için değil ama hani bu şekilde temizlerseniz devreniz daha sağlıklı olacaktır. Bakın bütün o fluxları şeyin ucuyla rahat rahat temizleyebiliyoruz. Alkol böylece bütün o istenmeyen şeyleri temizlemiş oluyor. Hatta ucunu görürseniz eğer sararmış durumda. Pis bir kulak temizlenmiş gibi. Dediğim şekilde arta kalan şeyleri buradan böyle temizliyoruz arkadaşlar. Şimdi XT60'ımızı yerleştireceğim. Ama öncesinde tabii ki deminden beri uğraştığımız kablo boyuna bakacağız. Şimdi XT60 için kablolarımı kestim. Kırmızısı siyah olandan yarım santim daha kısa oldu. Kırmızı 9,5, siyah olan 10,5 santim. Kısa olmasının sebebi şu, kırmızı sol tarafta duracak. Bunu şu şekilde buraya böyle lehimleyeceğiz. Lehimledikten sonra şöyle yandan yukarıya böyle çıkaracağız XT60'ımızı. Hem de buraya ziple sabitleriz diye tahmin ediyorum. Bu şekilde yap. Kabloların uçlarını soyacaksınız. Soymak için ben şöyle bir şey kullanıyorum. Alet kullanıyorum. Çok da memnunum bu arada. Şöyle rahatça istediğiniz uzunlukta soyabiliyorsunuz kablonun ucunu. Kablonun ucunu soyduktan sonra tabii ki oraya bir lehim işlemi yapacağız. Bu arada dediğim gibi 14 AVG de tahminen yeterli olacaktır. Ama ben hani hep 12 kullandım. O yüzden 12'den devam ediyorum. Ya yeter ki gidip de çok ince kablo kullanmayın. Çok ince kablo ısınır ve yanabilir yüksek akım çektiğiniz zaman. Şimdi bu uçlar böyle dururken şu kalın bir kablo olduğu için bu uçlarını şöyle birazcık burabilirsiniz. Ki lehim atarken çok daha genişlemesin. Şimdi burada pasta kullanımı yine devreye girecek. Pasta dediğimiz şey, benim pastam nerede? Şurada bir tane eski bir pastam var. Biraz kirlenmiş durumda ama. Şimdi pasta kullanımını Türkiye'de çoğu kişi yanlış yapıyor. Genelde havyanın ucunu buna sokup havyayı temizliyorlar ama bu temizlikten ziyade bu tür lehim işlerinde kullanmalık bir şey. Birazcık pasta alacağız. Tabii biraz kirlenmiş olduğu için benim pastam
çok da sağlıklı olmayacak sanırım. Daha temiz bir pasta kullanabilirsiniz. Tabii ki daha iyi olacaktır. Ve temiz yerlerinden en azından alayım. Şu şekilde tabloların uçlarına pastaları alıyorum. Aldıktan sonra pastaya ihtiyaç yok daha. Daha sonra havyayı yine ısıtacağım. Şimdi kablolara lehim yapacağınız zaman size bu kabloları tutmaya yarayacak bir şeyler lazım. Ben çok uzun zamandır şunu kullanıyorum. Burada gördüğünüz penseye bir adet lastik takıyorum. Lastiğin ucuna da şunları şu şekilde yerleştiriyorum. Hatta şunu ucundan tutayım. Altına da bir yükseklik koydum mu hiçbir sıkıntı olmayacaktır benim için. Şu şekilde duracak. Ucunu da havyayla ısıtıp lehimimizi basacağız. Kablo uçlarına çok fazla lehim atmayın. Lehim attıkça büyüyecek o çünkü. Burada önemli olan şey o kablonun ucundaki kısmın, yani bu açık olan kısmın yeteri kadar ısınmış olması ve lehimin içine kadar işlemesi aslında. Bizim için önemli olan şey bu. Havya ucumuzu yine temizleyeceğim. Şu şekilde büyük balta tipi uç kullanırsanız bu tür büyük yerler ısıtması daha rahat olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi ucuna birazcık yine lehim alıyorum. Daha sonra burada akacak. Haberiniz olsun. Şöyle ucu ısıtıyorsunuz. Ucu ısıttıktan sonra bakın kabloya lehim değdiriyorum. Kablonun ucunda lehim eridikten sonra anlayacaksınız ki içine kadar işlemiş aslında. Daha sonra bu kan pastayı temizleyeceğiz. Bu arada kablo sıcaktır. Ellediğiniz zaman eliniz yanabilir. Buna dikkat edin lütfen. Ben alıştığım için artık çok yanmıyor elim. Gördüğünüz gibi bunun iki ucu da yeteri kadar lehim aldı. Dünyanın en mükemmel lehim işi tabii ki olmadı ama yine de işimizi görecek kadar oldu. Bundan sonra XT60 ucumuzu lehimleyeceğiz. XT60'ın da yine bu şekilde kullanacağım. XT60'ın karşısına karşılığı olan bu sanırım dişi uç oluyordu. Dişi ucu takarsanız XT60'ınıza lehim yaparken şu plastik kısım erimeyecektir. Yani daha zor eriyecektir diyeyim en azından. Çünkü buradan aşağıya doğru ısı transferi gerçekleştirecek. Böyle bir... Zaten önceden XT60 lehimleme videosu yapmıştım ama... Her neyse bunu şuradan göstereyim hemen. Şöyle yine havyamızın ucunu alıyoruz. Şeyi ısıtıyoruz. XT60 ucumuzu. İçine lehimimizi bocalıyoruz biraz. Yine bunu da çok fazla doldurmayın lehim. Taşmasın. Taştığı zaman sıkıntı. Yine eliniz yanabilir. Dikkat edin böyle tutarken. Evet, iki ucu da lehimledik. Daha sonra artı ve eksileri kablolarımızı doğru şekilde yerleştireceğiz. Eliniz yanabilir. Belki başka bir pense gibi bir şeyle tutabilirsiniz. Siz bilirsiniz bunu, artık bir şey demiyorum. Şu şekilde iki tarafı da ısıtarak hem kabloyu hem XT60 konektörün girişini, İkisini de ısıtarak XT60 kablomuzu buraya bu şekilde lehimliyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi XT60'ı bitirdim. Şöyle makaronlarını da koydum. İkincisini için kırmızı yoktu maalesef, siyah koydum. Çok da önemli değil. Şuradaki kağıdı değiştirdim. Temiz bir kağıt koydum. Buraya artıyı artıya, eksiyi eksiye olacak şekilde lehimleyeceğim. Zor bir işlem değil. Şöyle umarım görebilirsiniz. Aslında şöyle yapacağım mecburiyetten. Çünkü bu şekilde lehimleyeceğim. Yine sıcak ve temiz bir havya ucu. Ucuna çok azıcık lehim alacaksınız. Artıyı artıya, eksiyi eksiye lehimleyeceksiniz. Şimdi burada şöyle bir durum da var. Paketin içinden bir tane şey çıkıyordu, hatırlarsınız. Kapasitör çıkıyordu. Ya da kondansatör. Hangisini demek isterseniz. Bu kondansatörü de yine ana XT60'a artıya artıya eksiye eksiye lehimleyebilirsiniz. Ben şimdi bunu tabii kesmeniz lazım. Şimdilik ben kapasitör kullanmayacağım. Kapasitör çoğu yapımımda da kullanmıyorum. Kapasitör şöyle bir şey, hızlıca bahsedeyim. Sistemdeki noise'ları alıyor. Özellikle video vericide motorların ürettiği titreşimler böyle bir dalgalanma yaratabiliyor. Bu tür şeyleri almak için kullanılıyor kapasitör. Ben şimdi kullanmayacağım. İlerleyen zamanda ihtiyaç duyarsam, eğer böyle bir noise gibi bir şikayet olursa bende, o zaman kullanacağım. Ama dediğim gibi normalde bunları kesip yerli boya getirip buradan artısına artısına eksisine eksisine yerleştirebilirsiniz. Şu kapasitördeki şuradaki çizgi eksi olan bacağı gösteriyor. Diğeri artı. Ama dediğim gibi ben kullanmayacağım. Şimdi görüp de kızacak arkadaşlar da olabilir.
Ama yapacak bir şey yok. Ben bu şekilde kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. Yine havyanın ucuna çok azıcık lehim alıyorum. Şunu böyle buraya şimdi lehimleyeceğiz. Gördüğü üzere artıyı artıya, eksiyi de eksiye şu şekilde lehimleyeceğiz. Evet, gördüğünüz üzere XT60'ımızı da güç vermek için düzgün bir şekilde lehimleyebilmiş olduk. Şöyle hafif yamuk olacak dediğim gibi, çünkü şuradan yukarı doğru bunu alacağız. Şimdi sıra geldi motorları lehimlemeye. Şimdi gördüğünüz üzere kabloları yeterli uzunluklarda kestim. Sadece şu uçlardakilerini biraz daha kestim. Bir de şu videonun başına bahsettiğim meshleri taktım yerlerine. Makaronlarla şuraları sabitledim. Şimdi bu kabloların uçlarını soyacağım. Daha sonra o uçlara lehim atacağım ki buraya rahatça lehimleyebilelim. Sadece hızlıca şunu söylemek istiyorum. Bazı yapımlarda şey görebilirsiniz. Bu kabloları kesmeden uzatıp böyle yukarıdan böyle getirip lehimlediklerini. Görünüş olarak çok güzel olsa da bir nebze sıkıntı çıkarabiliyor. Noise'e sebep olabiliyor. Çünkü buradaki MOSFET bu kabloların yarattığı manyetik alandan etkilenebiliyor. En azından böyle şeyler söylüyorlar. Bundan dolayı ben o şekilde yapmıyorum. Direkt şu önden şu şekilde hepsini lehimleyeceğim buraya. Dilerseniz altlarına da lehimleyebilirsiniz. ESC pedlerin altında da çünkü lehim pedi var. Şimdi dediğim gibi bunların her birinin ucunu soyacağım. Soyduktan sonra uçlarına ufak ufak lehimler atacağım. Şimdi ben 3 motoru hallettim. Son motoru sadece göstereyim. Çok öyle acayip bir hani iş yaptığım yok. Sadece uçlarını şu şekilde çok az lehimliyoruz ki pedlere lehimlerken problem yaşamayalım. Bu arada böyle ESC'ye çok yakın lehimlemezseniz, hani yeni başlayacağınız için daha iyi olur. Çünkü bazen böyle kablo elinizden kaçıyor veya lehim yaparken ESC'nin üstüne sıçratabiliyorsunuz. Bu istediğimiz bir olay değil. Yani üzerinde lehim baloncukları olsun istemeyiz. Bu şekilde lehimledikten sonra isterseniz bir cımbızla, isterseniz bir penseyle, artık neyle rahatınıza geliyorsa onunla tutup bu kablolarımızı buraya hızlıca lehimleyeceğiz. Çok da kolay bir yöntem. Şu cımbızla kullanayım ben. Yine ucumuzu temizliyoruz. Önden birazcık lehim alıyoruz sadece ucuna. Aldıktan sonra da şu en kısa olanı şeye, en uçtaki yere lehimleyecek şekilde halledeceğiz. Çok uzun uzun tutmayın. Bir de buraya lehim yaparken şeye dikkat edin. Bakın, plastik standoff'un vida kısmı var burada. Onu yanlışlıkla şey yapmayın. Eritmeyin. Kabloları nereye taktığınız şu raddede önemli değil. Hani hangi kabloyu hangi pede lehimlediğinizden bahsediyorum. Neden önemli değil? Çünkü fırçasız motorlarda motor dönüş yönünü iki kablonun yerini değiştirerek değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda yeni yazılımlar sayesinde ESC üzerinden direkt yazılımdan da değiştirebiliyoruz. Biz ileride kontrol ederken şeye bakacağız artık, hangi motor ters yöne dönüyorsa bunu ya yazılım üzerinden değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi basit bir işlem aslında. Hiçbir zorluğu yok. Biraz alıştığınız zaman, önden tabi isterseniz alıştırmak için başka şeylerle, setlerle alıştırma yapabilirsiniz. Veya bozulmuş elektronik kartlar üzerinde lehim alıştırmaları yapabilirsiniz. Bu sizin için iyi olacaktır. Görüldüğü üzere lehimleme işlemimiz tamamlandı. Daha önce lehim yaparken gösterdiğim gibi ben burada arta kalan fluxları yine bir şey yardımıyla, izopropil alkol ile, İzopropil alkol yine kulak çöpünün üzerine aldım ve şu aralarda oluşan bu pislikleri, bütün bu arta kalan pislikleri temizlemeye gayret ediyorum genellikle. Hani bazen böyle bir cihaz yapıyorsunuz, tertemiz, hiçbir sıkıntı yok falan, ama birden bir sorun çıkabiliyor ya, işte bunlardan dolayı dahi bu sorun çıkabiliyor. O yüzden temizlik yapmaya özen gösterin. Şurada 2 saniyede yapacağınız temizlik sizin İleride başınızın ağrımasını engelleyecektir diye düşünüyorum. Bana kalırsa işin en meşakkatli kısmı buydu ve bitti. Bundan sonra şu şeyleri yerine takalım, standoff'ları. Bu arada genellikle MOSFET'lerin üzerine kendinizi topraklamadan dokunmamak gerekiyor.
Bazen çünkü üzerimizdeki statik elektrik dahi bu MOSFET'leri bozabiliyor maalesef. Ben şu anda kendimi topraklamıyorum ama yine de olabildiğince dokunmamaya çalışıyorum. Dediğim gibi bu standoff'ları yerleştireceğim. Standoff'ları yerleştirdikten sonra artık FC'mizi koyup onun lehim işlerine geçebiliriz. Ufak bir not vermek istiyorum. Bir adet multimetre ile böyle lehim yaptıktan sonra kısa devre vesaire var mı bunları kontrol ederseniz sizin için iyi olur. Ben multimetremizi şey moduna alıyorsunuz. Şurada bakın bir müzikli bir şey var ya. Bu kısa devre modu, yani continuity mod diye geçiyor. Bu iki probe birbirine değdiği zaman, yani bu iki probe'u değdirdiğiniz iki nokta birbirine bağlantılıysa eğer, size bu şekilde öterek uyarı verecektir. Bu ne demek? Artı ile eksiye dokunuyoruz. Dokunduğumuzda bir ötme sesi gelmiyor. Bu ne oluyor işte? Şey, bir kısa devre olmadığını gösteriyor. Hani kısa devre olsaydı şöyle bir ses gelecekti. Gelmediği için burada bir problem olmadığını görüyoruz ve buradan itibaren devam edeceğiz. Şimdi FC'nin üzerindeki şeylere bakacağız. Mamba'nın içinden şöyle güzel bir tane diyagram kağıdı çıkıyor. Tam onun gösterdiği şekilde yerleştirmişiz zaten. Bakın önümüz bu tarafta, sağımız solumuz. Üzerindeki pedlere nelerin nasıl yerleştirileceğinden bahsetmiş. Buzzer büyük ihtimalle kullanmayacağım ve LED board da kullanmayacağım. O yüzden buradaki yerlere gerek yok ama video vericisi kullanacağız. Bir adet FPV kamera, bir adet kumanda alıcısı kullanacağız. Şuraya da gerek yok çünkü biz gücümüzü direkt ESC üzerinden verdik. Bu sadece Mamba FC'yi kullanacak kişiler için gösterilmiş bir diyagram. Diyagram çok kullanışlı bu arada. Hani buraya göre bütün şeyinizi, lehiminizi yapabilirsiniz. Mamba F405'in bütün bu detaylı anlatımıyla ilgili bir video çektim. Tam bu arada sizin bu demin gördüğünüz yerden buraya kadar olan kısımda itibaren. Ondan dolayıdır ki şu anda bütün bu uçuş kontrolcü üzerinde şöyle lehimler görüyorsunuz. Bu lehimleri atmamın sebebi şuydu ki internette Mamba F405'i araştırdığım sırada demin gösterdiğim kağıt diyagramın üzerindeki bazı şeylerin çalışmadığı veya doğru olmadığı ile ilgili internetteki bu sıkıntılar üzerine ben de kendim önden denemek istedim ki yapım videosunu yaparken size yanlış bilgi vermeyeyim önden veya ben yanlış bilgi verip sonra düzeltmeye çalışacağım daha büyük sıkıntı olacağı için açıkçası baştan bütün hepsini çalışıyor mu çalışmıyor mu diye test ettim. Ondan dolayıdır ki burada gördüğünüz bütün bu lehimler şu anda burada mevcut. Ben hali hazırda bu pedlere nasıl lehim yapabilirsiniz tabii ki onu göstereceğim. Yani buradaki lehimleri kullanmayacağız. Buradaki pedleri ama şurada gördüğünüz bütün lehimli pedleri kullanacağız ama yine de ben size hani buradaki bu ufak pedlere nasıl lehim yapabilirsiniz onu göstermeye çalışacağım kendimce. Şimdi yapımın bu seviyesinden sonrası aslına bakarsanız sıkıntılı değil. Çünkü yapmamız gereken çok az şey kaldı fiziksel olarak, yani cihazın üzerine yapacağımız işlemlerden bahsediyorum. Ne yapacağız? Kumanda alıcımızı lehimleyeceğiz gerekli yerlere. Video kameramızı gerekli yere lehimleyeceğiz. Bir de video vericimizi lehimleyeceğiz. Bunun dışında LED ve buzzer vesaire GPS falan tarz şeyler yapmayacağımız, kullanmayacağımız için geri kalan kısımlara ihtiyacımız olmayacak. Şimdi kamera olarak şu kamerayı kullanacağız. Kameramızdan 3 tane kablo çıkıyor. Şurada görüyorsunuzdur. Bu kablolardan bir tanesi bizim güç kablomuz. Güç kablomuzun ground'u. Bir tane de video sinyali kablomuz var. Başka herhangi bir kablomuz yok üzerinde. Hani daha kaliteli, daha pahalı kameralarda birçok fazla kablo göreceksinizdir burada. İşte VBAT'le ilgili olsun, işte menüsüyle ilgili değişiklikler yapabilmemize yarayan OSD kablosu falan filan olsun. Bu kameramızda yok. Gayet basit bir tasarım. Bunların uçlarını şu şekilde soyuyorum. Bu arada bu kablo daha uzun. Bunu sadece soydum. Soyduktan sonra da uçlarındaki kablolara biraz lehim attım. Ve şurada gördüğümüz kısma 5 volt, işte ground ve cam yazan 3 tane pede bunu lehimleyeceğiz. Bunun uzunluğunu da şu şekilde ölçebilirsiniz. Ben hani her zaman birazcık pay bırakıyorum. Hani direkt şu uzunlukta da kesebilirdik aslında bunu. Ama biraz daha uzun bir şekilde bıraktım. Hem deneme yapıyordum dediğim gibi hem de az da olsa uzunluk bırakmak sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir sadece not verebilirim. Burada gördüğünüz kamera dediğim gibi çok kaliteli bir kamera olmadığı için içinden çıkan kablolar da silikonlu kablo değil. O yüzden havyeyi ucuna tuttuğunuz zaman, yani kamerada belli olacak mı bilmiyorum ama havyeyi ucuna tuttuğunuz zaman soyduğunuzdan çok daha fazla kısım kablonun bu hani dışındaki kırmızı kısım eriyecek. Eridiği için de çok uzun bir şey oluşmuş olacak size. Lehim yapılacak yer oluşmuş olacak. Bunları kısaltabilirsiniz. Dediğim gibi hani bu kablonun bu kısımları sıkıntılı olduğu için mümkünse lütfen şey havyanızı çok uzun süre tutmayın. Ben şu uçlarındaki uzunlukları açıkçası kısaltacağım. Tabii bu gidip de FC'nin üzerinde yapmayacağız bunu. Dışarıda bir yerde yapacağım. Sadece daha kısa kablo uçları elde edeyim ve daha rahat temiz bir lehim işi yapayım diye. Dediğim gibi bunları aslında ihtiyacım kadar kestim. Ama kablolar kalitesiz olduğu için lehim yaparken ne kadar kısa tutarsanız tutun eriyor.
kamerayı buraya lehimleyeceğimizden bahsettim. Daha sonrasında kumanda alıcımızdan bahsetmek istiyorum. Kumanda alıcımız FlySky X6B. Şöyle bir tane kablo çıkıyor içinden. Bu kablonun uzunluğunu da ben yine daha önce bahsettiğim gibi çok da kısa kesmeden bu alta yerleştirmeyi düşündüğüm şekilde şöyle göstereyim. Şunun altına böyle yerleştireceğim. Buradan da X360'ın altından şöyle kablolarımızı alarak şöyle F-SIM'imizin üzerinden şu tarafa şuraya lehimleyeceğim şekilde kestim ve uçlarına yine lehim attım. Size de aynı şeyleri tavsiye ediyorum tabii ki lehimleme işlemimizi yapmadan önce. En son olarak da video vericimiz var. Video vericimiz de Yixin'in VTX03S modeli Smart Audio'ya sahip kendisi. Şurada gördüğünüz kabloya ihtiyacımız olmayacak. Ben bunu daha sonra keseceğim ama kestikten sonra bakın şurada şey var. Siyah bir silikon veya şöyle diyeyim sıvı elektrik bandı var üzerinde. Bunu hani sökerseniz şunlar da sökülebilir. O yüzden şey yapmamak lazım, hani dikkat etmek lazım. Şunun iki kabloyu böyle kafanıza göre keserseniz uçları izole değilse eğer o zaman da kısa devre olabilirler. Çünkü buradan 5 voltluk bir çıkış geliyor. Bu normalde bir kameraya güç vermek için kullanılacak olan bir kablo. Ama biz bunu kullanmayacağız çünkü kameramızı Mamba F405 üzerinden besleyeceğiz. Ben bu kabloyu keseceğim. Şöyle yapacağım. Hani en azından onu burada önünüzde göstereyim. Şu ikisini keselim. Bu arada bu tür kullandığınız ürünlerden arta kalan parçaları atmayın kesinlikle. En azından şu kablolar bile ihtiyaç duyabileceğiniz şeyler olabilir daha sonra. Ben bunları böyle saklıyorum. Şurada gördüğünüz o iki kablo açıkta duruyor. Bunlardan bir tanesini isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hani şu ucu keselim. 5 voltu. Gördüğünüz üzere burada aslında artık kısa devre yapmasına imkan kalmadı. Hani 5 voltluk çıkış burada. Ground'u da burada. Bu ikisi birbirine değmediği sürece herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Buna başka çözümler de bulabilirsiniz tabii. Hani burada gösterdiğim şey illaki yapmak zorunda olduğunuz şey değil. Ben şu an için anlık olarak buna çözüm bulmuş oluyorum. Şurada da yine bir tane gördüğünüz anten var. Bu anten şuradaki pigtail'a bağlanıyor. Çubuk anten dediğimiz tipte bir anten. Biz bu anteni kullanmayacağız. Biz Foxeer'dan gelen şu anteni kullanacağız. Bu antende de gördüğünüz üzere ekstradan, bu arada bu antenin içinden çıkmıyor şu gördüğünüz pigtail. Şu pigtail'ı kullanacağız. Bu pigtail'ın da yine açıklamada linklerini bulabilirsiniz. Çünkü buna ihtiyaç duyacaksınız. Biz bu çubuk anteni değiştirip bu pigtail'la birlikte quad'ımızın şu üst kısmındaki plate'e bunu yerleştireceğiz. Smart Audio ile düzgün bir şekilde OSD üzerinden bizim video vericimizin hem kanalını hem frekansını hem çıkış gücünü ayarlayabileceğimiz için de şu ekranın ve düğmenin nerede olduğu açıkçası çok önemli olmayacak bizim için. Eğer benim burada gösterdiğim şekilde bağlarsanız ve ayarlarınızı yaparsanız direkt OSD üzerinden kumanda isteklerinize gözlüğünüzdeki ekran üzerinden istediğiniz frekansa geçirebileceksiniz. O yüzden dediğim gibi şuradaki ekranın ve düğmenin çok bir şeyi olmayacak bizim için. Yine burada gördüğünüz 4 tane kablomuz var. Biraz önce gösterdiğim o 5 voltluk kamera kablolarını, kamera güç kablolarını kestim. Onun dışında 4 tane kablomuz var. Bir tanesi 5 volt için VTX03S 5 voltla çalışıyor. Daha fazlasıyla çalışmıyor. Daha fazla gerilim vermeyin lütfen. Kırmızı olan 5 volt için, siyah olan ground için, sarı olan video sinyal kablomuz, yeşil olan da smart audio destekleyen kablomuz olacak. Bunları bu şekilde lehimleyeceğiz. Hızlıca tekrarlayayım. Şurada kameramızın lehim pedleri bulunuyor. 5 volt ground ve kamera sinyal kablosu, video sinyal kablosu. Sağ tarafta video vericimiz için olan bölüm var. 5 volt gerilim kablosu, ground'u, altında TX3 dediğimiz şey smart audio için. Onun altında da video çıkışı için kullanacağımız pad bulunuyor. Sol tarafta ise X6B alıcımız bizim iBus destekli bir alıcı. Bundan dolayı bunun ilk öncelikle şunu da söyleyeyim tekrardan 5 voltta beslenebiliyor. O yüzden ground ve 5 voltu kırmızı ve siyah kabloları lehimleyeceğiz. Son olarak da iBus sinyalimizi ise burada gördüğümüz S-Bus pedine lehimleyeceğiz ve böylelikle aslında quad'ımızın parçalarının kurulumunu tamamlamış olacağız. Bu arada şeyin farkına varmışsınızdır belki de, lehim yapacağınız zaman önden hani söyleyeyim, aslında keşke daha önceden de söyleseydim iyi olurdu ama şurada gördüğünüz plastik şeyler üzerinde aslında şu somunlar var normalde. Bu somunlarla biz bu uçuş kontrolcümüzü ESC'mize sabitliyoruz ama lehim yaparken özellikle bu pedlerde bu plastiklere yakın olduğu için yakmamak adına o somunları çıkarabilirsiniz. Hatta dilerseniz bunu böyle çıkarmışken hali hazırda şöyle ESC'den söküp şuradaki kablodan söküp
ayrı bir yerde şu gamileri de, şu mavi plastikleri de çıkararak daha rahat lehim yapabilirsiniz. Ben hani alışkın olduğum için bir sıkıntı yaşamıyorum şu anda. O yüzden bu şekilde yapacağım. Gerçi belki lehim yaparken şimdi göreceksinizdir, hatalar da yapabilirim, bunları eritebilirim ama... Dediğim gibi bu önden size tavsiyem olsun. Kamera şöyle elimizde durmayacak. Çünkü sadece kablosunu lehimleyeceğiz. Şöyle şimdi size olabildiğince net bir şekilde göstermeye çalışayım. Şuradaki pedlere ilk önce kameramızın kablosunu lehimleyeceğiz. Daha önce de bahsettiğim gibi havyanızın ucunun temiz olması çok önemli. Burada hali hazırda, ben size önce şeyi gösterecektim değil mi? Çok özür diliyorum. Bu ufak pedlere nasıl lehim yapabilirsiniz? Bir şey anlatırken başka bir şey çıktı. Şimdi bakın, önce onu göstereyim. Önce havyanızın ucuna birazcık lehim alıyorsunuz. Tamam mı? Şöyle çok az bir lehim aldıktan sonra o lehimle, atıyorum şurada bir 5 volt pedi var. O pedin üstüne bunu değdiriyoruz. Ped ısınıyor. Isındıktan sonra pedin oraya lehim bırakıyoruz ve böylece, yani çok uzun tutmadan üzerinden çekiyoruz. Şöyle gözüküyor mu? Ben tam da her şeyi göremediğim için size umarım anlatabiliyorumdur. Şurada gördüğünüz, şu uçta gördüğünüz parlak lehim biraz önce yaptığım lehim oluyor. Bunu bu şekilde yapmaya çalışın. Yani havyanızın ucu temiz olsun. Ucuna önce lehim alın. Lehim yapacağınız yeri o lehim parçasıyla ısıtın. Daha sonra hızlı bir şekilde çekin. Yani uzun süre tutup da şuradaki pedleri kaldırmanın bir anlamı yok. Bakın tekrar bir tane daha örnek göstereyim hızlıca. Şu ucunu aldım. Şurada bir tane 5 volt pedi var. Bu pedin üstüne değdirdim. Birazcık lehim bıraktım ve çektim. Gördüğünüz gibi tekrardan gayet parlak ve tatlı, hoş bir lehim noktamız oldu. Şuralarda, kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama şuradakiler belki daha fazla belli oluyordur. Şuralarda böyle sıvıymış gibi artan şeyler görebilirsiniz. Bunlar bizim lehim telimizin içindeki flux'tan, yani pastadan kaynaklanıyor. Onları daha sonra, bütün bu lehim işlemlerimizi bitirdikten sonra izopropil alkolle daha önce ESC üzerinde yaptığımız şekilde bir kulak çöpü yardımıyla temizleyeceğiz. Her neyse, hızlı bir şekilde size kameramızın kablolarının lehimlenmesini göstereyim. Şuradan yapacağız. Artık umarım olabildiğince düzgün gözüküyordur. 5 voltun üzerine kırmızı kablomuzu lehimleyeceğiz. Daha sonra GND'ye siyah olan kablomuzu lehimleyeceğiz. Son olarak da cam yazan şeye, pedimize sarı olan sinyal kablomuzu lehimleyeceğiz. Olabildiğince hızlı bir şekilde çekiyorum. Bu arada ben 450 derecede kullanıyorum havyamı. Şuradan gözüküyor mu bilmiyorum. Umarım gözüküyordur. Aslında biraz yüksek bir ısı ama hızlı bir şekilde hallettiğim için sorun olmuyor. Siz dilerseniz 370-400 derecelerde de tutabilirsiniz. Hani hemen böyle lehimi buraya tutturmayı beceremiyorsanız eğer, henüz acemiyseniz eğer bu konuda, dediğim gibi daha düşük ısılarda da çalışabilirsiniz. Şimdi hızlıca video vericimizin kablolarını lehimleyeceğim. Bu arada video vericimizin kabloları öyle örgülü bir şekilde değil. Dilerseniz bunu örebilirsiniz ama ben örmeyi planlamıyorum açıkçası. Şimdi şuradan devam edeceğiz. Şurada gördüğünüz kısma biz daha önce de bahsettiğim gibi öncelikle ilk baştaki 5 voltluk pede video vericimizin kırmızı kablosunu, Yishim VTX03S'in kırmızı kablosunu lehimleyeceğiz. Bunu şu şekilde lehimleyeceğim. Çok yakın olduğu için plastik gamiye dikkat etmenizde fayda var. Daha sonra ground için siyah olan kablomuzu lehimleyeceğim. Bu arada ben çok yaklaşamıyorum bu alanlara. Ondan dolayı da sıkıntı var mı yok mu çok net göremiyorum açıkçası. Daha sonra tabii şeyle kontrol edeceğiz bunları. Multimetremizle kontrol edeceğiz herhangi bir kısa devre var mı yok mu diye. TX3'e smart audio kablomuzu lehimleyeceğiz hızlıca. En son olarak da vid kısmına video vericimizin sinyal kablosunu lehimleyeceğiz.
Bunun için cımbız vesaire de kullanabilirsiniz. Ben elimle yapmaktan daha rahat oluyorum. Şöyle yaparsam daha rahat olacak benim için. Buradaki lehim bitti. Ben şöyle bir yakından bir göz gezdireyim. Herhangi bir kısa devre var mı yok mu? Göreyim onu en azından. Siz de görün. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Video verici lehimleri kısmında. Son olarak da kumanda alıcımızın kablosunu lehimleyeceğiz dediğim gibi. Bunu da yine şu iç taraftan lehimleyeceğim ben. Şöyle o yüzden kuatı çeviriyorum. Kırmızımız yine dediğim gibi 5 volt gücümüzü alacak. En başta o yokmuş, pardon, ground varmış. En baştan önce ground'umuzu alalım. Daha sonra 5 volt için kırmızı kablomuzu alacağız. Ona 5 voltumuzu vereceğiz, lehimleyeceğiz. Şöyle güzelce lehimizi yedirelim. Evet, burada gördüğünüz şekilde lehimleme işlemlerimizi tamamladık. Aslına bakarsanız toplamda yaptığımız lehim sayısı, şurada 4 tane Smart Audio kullandığımız için 3 tane burada 7, 3 tane daha burada 10 ve son olarak da illa yapmamız gereken her bir motorunda 3'er tane kablosundan 12 tane lehim yapmamız gerekiyor. Onun dışında bir de sadece XT60 kablomuz için lehim yapmamız gerekiyor. Olabildiğince az sayıda lehime ihtiyaç duyuyorsunuz ve bütün yapacağınız şeyler, yapmanız gereken şeyler açık bir şekilde belirtilmiş. Bu videoda da umarım yapmanız gerekenleri öğrenmişsinizdir. Sıra geldi quad'ımızın bilgisayar üzerinden yapmamız gereken ayarlara. Bu ayarları yapabilmek için bilgisayarımızın içinde Betaflight'ın kullanıcı arayüzüne ihtiyaç duyuyoruz. Bunu indirip de kurmanın en hızlı ve basit yolu Google Chrome browser üzerinden, tarayıcısı üzerinden gerçekleştiriliyor. Direkt Betaflight GUI yazarak buradan mağazadan Betaflight'ı indirebilirsiniz. Şurada indir seçeneği olacak. İndire bastıktan sonra otomatik bir şekilde bilgisayarınıza indirecek ve yükleyecek. Daha sonra Betaflight yazılımını kullanabilmek için quad'ımızı bir tane micro USB kabloyla bilgisayarımıza bağlamamız gerekiyor. Bu kablonun data aktarımının olduğundan emin olun lütfen. Aksi takdirde iletişim sağlanamayacaktır. Şurada bakın bir COM portu üzerinde görüyor. Buradan connect'e bastığımız zaman artık kartımızın içindeyiz. Şimdi kartımızın üzerinde Betaflight 3.5.1 yazılımı mevcut. Bunun çok daha güncel versiyonları var. Ama ben Betaflight 4 kullandığım zaman biraz sıkıntılı olmuştu, gelmişti benim için. O yüzden bunun yazılımını güncellemeyeceğim. 3.5 ile her zaman rahat bir şekilde uçtum. Açıkçası yeni yazılımlar kötü olduğundan değil, sadece ben henüz kullanmaya çok alışmadığım için bunun yazılımını güncellemeyeceğim. Ama hızlıca nasıl güncelleyebilirsiniz sadece onu göstereceğim. Ama dediğim gibi bu 3.5 üzerinden devam edecek. Bu arada güncelleseniz de burada anlattığım temel ayarlar olacağı için size, çünkü Betaflight'ın bütün derinlemesine ayarlarından bahsetmeyeceğim. Sadece genel ayarlarımızı yapacağız quad'ımız ve OST'mizle ilgili. O yüzden eminim ki yeni versiyonlarda da bu bahsettiğim ayarlar geçerli olacaktır. Şimdi eğer yazılımınızı güncellemek istiyorsanız micro USB kart kabloyu söküyorsunuz, güç vermiyorsunuz. Bu arada önce özür dilerim, şunu göstereyim hızlıca. Kartımıza güncellenecek yazılımın adının ne olduğunu şuradan aslında görebilirsiniz. FY4O diye gözüküyor ama bunun açılımını direkt net bir şekilde merak ediyorsanız şuradaki Clio'ya gelip versiyon yazıp kartımızın içinde hangi target'tan, hangi hedeften text dosyasını indireceğimizi gösteren ismi burada görebilirsiniz. 3.5.1 ile yüklü gördüğünüz gibi. Hatta geçen sene Ağustos ayında yüklenmiş. Fury F4 OSD target'ı üzerinden, hedefi üzerinden bizim kartımıza yazılımı indirebiliyoruz. Güncelleme için dediğim gibi şu USB'yi söküyoruz. Şurada gördüğünüz boot butonuna basılı tutuyorsunuz. Basılı tuttuktan sonra kartımıza güç veriyoruz. Güç verdikten sonra kartı bilgisayar DFU modunda görüyor ve artık firmware flasher'a gelip buradan gerekli versiyonu indirip yazılım güncelleştirmesi yapabilirsiniz. Burada gördüğünüz seçenekler bu şekilde kalsın. Release olacak. Release ve release candidate diye açarsanız eğer burada henüz beta aşamasında olan yazılımları görürsünüz. Bunlar da hatalar olabilir. O yüzden mümkünse release edilmiş, yani resmi olarak yayınlanmış olan yazılımları kullanın. Burada Fury F4 OSD seçeneğini görüyorsunuz. Dediğim gibi bu işte bizim kullanmamız gereken target, yani hedef. Daha sonra buradan istediğiniz versiyonu seçebilirsiniz. Benimkinde şu an dediğim gibi 3.5.1 yüklü. Bakın bu kadar eski bir versiyon. 3.5.7 de yükleyebilirsiniz. Yine 3.5 serisinin en son versiyonuydu. Daha sonra direkt 4'e geçtiler ve 4 üzerinde özellikle filtrelerle ilgili sanırım çok farklı yenilikler var. Ben henüz bu kadar derinlemesine Betaflight'la ilgilenmediğim için buraların
ne tür şeye getireceğini bilmiyorum. O yüzden güvendiğim yazılımları size tavsiye ediyorum. Dediğim gibi 3-5-1 iyidir. Buradan rahatlıkla devam edebilirsiniz. Oradan sonra işte seçtikten sonra atıyorum 4.0.6 seçtiniz. İşte load firmware online diyeceksiniz. Bunu indirecek. İndirdikten sonra flash firmware'a basacaksınız ve böylece kartınızın yeni yazılımla güncellenmiş haline kavuşmuş olacaksınız. Ama dediğim gibi ben güncelleme yapmayacağım. Her neyse bunu söküp de tekrar taktığımız zaman DFU modundan çıkıyor ve direkt bilgisayar içinde yapmamız gereken ayarları konuşmaya başlayacağız. Şimdi setup kısmına baktığınızda şey önemli, kartınızı benim dediğim şekilde ok işareti quad'ın önüne gelecek şekilde yerleştirdiyseniz şu şekilde görmeniz lazım ekranda. Bakın gördüğünüz gibi sağ, sol ve ön arkası tamamen doğru gözüküyor. Ama kartı daha farklı bir oryantasyonda takmak istiyorsanız ki yani böyle bir şey mümkün tabii ki, yaptıktan sonra şu configuration kısmından şuradan değerlerinizi değiştirmeniz gerekiyor, açılarınızı, ta ki burada doğru ayarları görene kadar. Her neyse dediğim gibi burada quad'ımızın önü bu, arkası da bu olacak şekilde yerleştirilmiş. Buradan yapmanız gereken bir ayar yok şu an. Port sekmesine geliyoruz. Buradan IBUS bir kumanda alıcısı, yani SBUS'la aynı şekilde bir protokol olduğu için bunu biz SBUS sekmesine takmıştık. Bu da UART1'de Serial RX'in burada açık olması gerekiyor. Bu arada bunu ben açmadım. Bu kart içinde nasılsa şu anda bütün ayarlar öyle. Buranın açık olması gerekiyor ki kartımızla, yani kumandamızla alıcımız iletişime geçtiği zaman kartımız bunu okuyabilsin. Tabii ki sadece bu ayar yetmiyor. Bunun için yapmanız gereken diğer seçeneği de göstereceğim. Bu arada her bir yaptığınız değişiklikten sonra Save and Reboot demeniz gerekiyor. Bu sayfaya devam ettiğimiz zaman hatırlarsanız video vericimizi Smart Audio'sunu bağlamıştık. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam TX3'tü. Yani UART 3'e bağladık. UART 3'te şuraya geleceksiniz. Burada Peripherals kısmından bir tane TBS Smart Audio seçeneğini seçeceksiniz ve böylece OSD üzerinden video vericimizle ilgili ayarları yapabiliyor olacağız. Save and Reboot dediğimiz zaman bu ayarlar kartın içine kaydedilmiş olacak. Ports kısmını geçtik. Ports kısmında yapmamız gereken ayarlar bunlardı. Configuration kısmına geldiğiniz zaman şimdi ESC'miz DSHAT 600 destekli olduğu için DSHAT 600'ü alacağız. ESC protokolünü Quad X şeklinde olacak. Motorlarımız reverse değil, düz şekilde dönecek. Yani şu ekranda gördüğünüz yönde dönecekler. Ön motorlar içe, arka motorlar dışa şeklinde. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz ama yapacaksanız eğer burada gördüğünüz motor direction'ın reverse olması seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Ben bu şekilde kullanacağım. Dediğim gibi buralara detaylı bir şekilde şu an girmiyorum. Hazır nasıl çıktıysa o şekilde kullanacağız. Şurada serial based receiver bu seçili olmak zorunda. Buradan da SBUS kullanıyorsanız SBUS, IBUS kullanıyorsanız ki biz IBUS kullanıyoruz FlySky'da, IBUS seçeneğinin aktif olması gerekiyor. Şurada da OSD seçeneğimizin açık olması gerekiyor çünkü kartımızın içinde hali hazırda bir OSD var. Daha sonra şuradaki kısımlarla açıkçası hiç ilgilenmeyeceğiz şu an. Cihazı uçurmaya götürdüğüm zaman belki bir PID ayarı videosu çekebilirim, bilemiyorum ama receiver denen sekmeye geleceğiz. Ve buraya geldikten sonra artık quad'ımıza güç verme durumlarımız başlamış oluyor. Bu arada kesinlikle ama kesinlikle quad üzerinde çalışma yaparken, bu şekilde bilgisayar üzerinde özellikle çalışma yaparken lütfen hiçbir şekilde bu pervaneleriniz takılı olmasın. Olur mu? Rica ediyorum. Yani çok büyük bir tehlike çünkü çok gereksiz bir şey. Kumandamızı alalım. Kumandayı açıyorum. Kumandayı açtıktan sonra tabii bu açıdan çok net göremiyorsunuz değil mi? Ah, şöyle yapsam. Kumandamızı açtık. Şu anda alıcıda herhangi bir güç yok. Gördüğünüz gibi sebebi pilin bağlı olmaması. Pilimizi de bağlayalım. Pili bağladıktan sonra evet, kumandaya güç ver, özür dilerim. Cihazımıza güç verdikten sonra alıcımızda, şimdi şeyi de göremeyeceksiniz biliyorum ama alıcımızda kumandamızla bağlandı ve böylece şu anda ekran üzerinde gördüğünüz böyle oynatmalar var. Ben mesela şu anda gazı oynatıyorum. Şöyle göstermeye çalışayım, biraz daha yükselteyim kamerayı. Şuraya baktığınız zaman şu anda gazı oynatıyorum. Gazı oynattığımız zaman doğru kanalımız çalışıyor. Yağı oynattığım zaman doğru kanalımız doğru yönlerde çalışıyor. Roll ve pitch değerlerini oynattığımız zaman doğru yerlerde çalışıyor. Bir de iki tane switch eklemiştim. Bu cihazın, yani bu kumandaya nasıl switch ekleyebiliriz vesaire, bunları anlattığım videoda bulabilirsiniz. Onlar da şunlar. Şu arm için kullanacaktım. Şunu da başka eğer bir
ihtiyaç duyarsam bir fonksiyona onun için kullanacaktım. Bu iki seçeneği de yine bahsettiğim videoda bu switchleri nasıl açabilirsiniz görebilirsiniz. Şimdi bunların hepsini alıcımız doğru bir şekilde görülüyor gördüğünüz üzere. Quad üzerinden doğru bir şekilde okunuyor. Hepsini doğru yere lehimlemişiz. Yani ekstra bir ayar yapmadık. Mods kısmına geleceğiz. Mods kısmında arm için bir range atamamız lazım. Arm dediğimiz şey bizim motorlarımızı çalıştıracak olan şey. Şöyle şu auxiliary 3'ü ayarlayacağım. Şurada gördüğünüz şu switch'i ayarlayacağım yani. Bu aşağıdayken arm olacak. Yukarı geldiğinde disarm olacak şekilde olacak. Bunun için de şöyle yapıyoruz ve save diyoruz. Bundan sonra bakın şöyle olduğunda quad'ımız arm olacak. Böyle olduğunda disarm olacak. Bunun dışında şuradaki istediğiniz uçuş modlarına şey atayabilirsiniz. Switch atayabilirsiniz. İşte angle'dır, horizon'dır. Ama kesinlikle ama kesinlikle FPV uçmayı düşünüyorsanız ben size bu modları atamanızı önermiyorum. O yüzden burada yapacağımız başka bir işimiz yok. Şuradan hani bunların hepsini detaylıca anlatmak istemiyorum. Sadece bir de neredesin? Flip after crash var mıydı? D-Shot 600'ü aldık aslında ama. Flip over after crash diye bir seçenek var. Bu da turtle mod dediğimiz cihaz ters bir şekilde bir yerde düştüğü zaman bu modu aldığınızda pervaneleri ters çevirip istediğiniz yönde böyle ayar verip cihazı tekrar düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bu da halihazırda şu switch'te atanmış bir şekilde duracak. Şu mu aşağı aldığım zaman turtle modumuz açılacak ve bunları save dediğimiz andan itibaren aslında bakarsanız quad'ın uçabilmesiyle ilgili gerekli tüm ayarları tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit aslında yani hiç de böyle uzun uzun uğraşılacak, sıkıntı yaratacak şeyler değil. Bunlar dediğim gibi en temel şeyler. Daha sonra bakayım bir hızlıca. Şimdi cihazı uçurmayla ilgili vesaire bütün ayarlarımızı yaptık ama burada şöyle bir şey var. Bütün bu ayarları yaptık ama motorlarımızın doğru yönde dönüp dönmediğini henüz bilmiyoruz. Bunları da birazdan nasıl kontrol edebileceğinizi ve nasıl düzeltebileceğinizi eğer yanlış dönen motorlar varsa göstereceğim. Şimdi motorlar için tekrardan Betaflight'a bağlanacağım. Ben çünkü quad'ın yerini değiştirmek zorunda kaldım. Bütün motorları rahat bir şekilde görebilin diye. Bağlandıktan sonra motor sekmesine geleceğiz. Burada bakın şey diyor hani riskleri anladım. Bakın burada en başta demin de belirttiğim gibi pervanelerin hepsinin çıkmış olduğundan emin olun diyor. Bunları anladım dedikten sonra master sekmesinden yavaşça güç vermeniz gerekecek. Tabii ki pili takmadığım için hiçbir şey olmamış olacak. Öncelikle pili takalım. Pili taktıktan sonra motor sekmesi üzerinde şöyle tekrar göstereyim. Master'ı yavaş yavaş arttırdığımız zaman bakın çok arttırmadım zaten motorların dönmeye başladığını gördünüz. Şu anda quad'ımızın önü bu taraf, arkası bu taraf. Şu motorlar şöyle içe doğru dönecek, bu motorlar dışa doğru dönecek. Şimdi 2 numaralı motora bakıyoruz. Bu arada motorların numaralarını direkt şurada Betaflight üzerinde görebilirsiniz. İlk önce 2 numaralı motoru kontrol ediyorum. Dışa doğru dönüyor. Bu yanlış yani. Yeni yönü değişecek. 4 numaralı motora bakıyorum. İçe doğru dönüyor. 3 numaralı motora bakıyorum. Bu da içe doğru dönüyor. 1 numaralı motora bakıyorum. Bu da yine dışa doğru dönüyor. Yani şöyle bütün hepsini hani düzgün bir sıralamada bağladık. Hepsi aynı yönde dönüyor. Hepsi sağa doğru dönüyor. Fakat quadcopter'in uçabilmesi için iki motorun ters yönde dönmesi gerekiyor. Buradan gördüğümüz kadarıyla da 2 numaralı ve 3 numaralı motorlarımızın yönlerinin değişmesi gerekiyor. Bunun için yine şöyle bir programa ihtiyaç duyacağız. BL Heli Suite diye. Bunu da biraz önce gösterdiğim gibi Google Chrome üzerinden direkt BL Heli Suite yazarak indirebiliyorsunuz. Bu da hızlı bir şekilde zaten bakın Betaflight'a benzer bir şekilde geliyor. Buradan connect dediğiniz zaman serial port hatası verdi bende nedense. Büyük ihtimalle Betaflight açık olduğu için verdi bunu. Şöyle Betaflight'i kapatalım. Şeyi bir söküp tekrar takmayı deneyeceğim. Bazen böyle hatalar verebiliyor maalesef. Hatta pil de sökeyim. COM6'dan bağlanacağız. Gördüğünüz gibi bağlandı. Daha sonra pilimizi takacağız. Pili takmazsanız bu arada BL Heli Suite çalışmayacak. Çünkü ESC'leri okumaya çalıştığı için ESC'ye güç gelmesi gerekiyor. Read Setup diyeceğiz. Read Setup dedikten sonra ESC'mizi bize burada okumuş olacak ESC'lerin bütün değerlerini. Bu arada ESC'yi güncellemek isterseniz de yine Flash Firmware'e basıp buradan
değiştirebilirsiniz ama halihazırda en güncel 16.7 Bielheli S olduğu için bütün yazılımlar, biz bir değişiklik yapmayacağız. 2 ve 3 numaralı motorların yenleri değişecekti. Burada motor direction'dan reverse yapacağız. 2 ve 3'ü. Daha sonra bunları right setup diyeceğiz. Bütün hepsini bakın yazdıktan sonra bitirmiş olacağız. Bu arada flash ol diyerek de tüm hepsini flashlayabilirsiniz. Her neyse, geri kalan detaylı ayarları burada yapmayacağım. Tamamen default, yani kutudan nasıl çıktıysa bu şekilde uçuracağız. Daha önce de bahsettiğim gibi buradan çıkıp hemen bir Betaflight'a bağlanalım. Tekrardan motor yönlerimizi kontrol edelim. Şeyi kapamayı unutmuşum, pardon. Motorların yönlerini tekrardan kontrol edeceğiz. Çok az bir gaz veriyorum. Bakın bu sefer bu içe doğru, içe doğru, dışa doğru ve dışa doğru dönüyor. Bu şekilde motor yönlerimizi de tamamlamış bulunuyoruz. Bilgisayar üzerinde yapmamız gereken son bir ayar kısmı kaldı. O da OSD menüsünü ayarlamak olacak. Bunun için pile ihtiyaç duymayacağız. Onu da hızlıca göstereyim. Tekrardan bağlanalım. Bakın burada OSD seçeneğini görmemiz gerekiyor. OSD seçeneğine girdikten sonra ekran üzerinde neler görmek istiyorsanız bunları buraya şu soldaki sekmeden ayarlayabilirsiniz. Warnings'i açmanızı aslında öneririm. Bazen sinir bozucu oluyor ama yeni başlayacağınız için öneririm. Neden? Çünkü bazen atıyorum quad arm olmuyor. Bir şey oluyor. Bir sorun varsa onu size burada uyarı olarak veriyor. Mesela yeni başlayanların en büyük yaptığı hatalardan biri şu. Quad arm etmeye çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Arm olmuyor. Neden? Çünkü gaz kolu sıfırda olmuyor gibi. Bunları mesela burada hızlıca görebilirsiniz. O yüzden isterseniz uyarılar açıkta kalsın. Bunu buradan böyle istediğiniz yere oynatabiliyorsunuz. Şu ortada uyarılar kalsın. Ben açıkçası çok fazla bir şey eklemeyeceğim. Buradan ana batarya voltajımızı istiyorum görmeyi. Şu sol altta görelim onu. Hatta şöyle biraz yukarı ve ortaya alayım. Çünkü şu an kameranın nerede gösterdiğini bilmiyorum. Bunun dışında dilerseniz timer 1 ve timer 2 var. Bunlardan da kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi pil takıldığı süreden itibaren geçen süreyi, diğeri de arm olduktan sonraki geçen süreyi gösteriyor. Dilerseniz bunları kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. Video verici kanalını kullanmak açıkçası faydalı olabilir. Hani hızlıca bakıp da kontrol etmek isterseniz bunu buraya alayım. Bu arada hani buraya SCR'nizi yazdırmak zorunda değilsiniz, yapabiliyorsunuz diye. Çekilen anlık amperi görmek isterseniz kullanabilirsiniz. Ben toplam kullandığımız amperi görmek istiyorum açıkçası. Çünkü pili harcarken gerilim artı kullanılan miliamper saat bence gayet önemli şeyler. Onun dışında açıkçası burada bir sürü seçenek var. Bunları kullanmayacağız. Yani ben kullanmayacağım. Siz dilerseniz daha sonra kullanabilirsiniz. Bunları save dedikten sonra bilgisayarla ilgili ayarlarımız bitmiş olması gerekiyor. Bu şekilde. Motor dönüş yönlerini, OSD'mizi ve kumanda alıcımızla ilgili gerekli olan ayarları yaptıktan sonra artık şuradaki gördüğünüz bu dağınıklığın toplanmasına geldi sıra. En son bunu masaya koyacağız. Oradan da bütün toplama yöntemlerini size göstereceğim ve quad'ımızı artık uçuşa hazır hale getireceğiz. Şimdi quad'ımızı uçuşa hazır hale getirmek için aslında çok çok fazla yapmamız gereken şeyler yok ama yine de burada gereken püf noktaları size söyleyeceğim. Kamerayla ilgili yapmamız gereken çok büyük bir şey yok. Kameranın kablosunu takacağız ve yan plate'lere bunu buraya bu şekilde yerleştireceğiz. Bunun dışında video vericimizle ilgili hatırlarsanız video vericinin içinden çıkan şöyle bir çubuk anten var. Biz bu çubuk anteni kullanmayacağız çünkü freestyle yaparken çubuk anten bizim için çok avantajlı olmuyor. Bunun yerine şu şekilde dairesel kutuplu bir anten kullanacağız. Foxear'ın. Bunu bu video vericiye takabilmemiz için de şöyle bir pigtail dediğimiz şey gerekiyor. Ara bir aparat, uzatma aparatı gerekiyor. Bunların birbiriyle uyumlu olması lazım. SMA veya RP-SMA diye geçer bunlar. Bunlar hangileri? Hepsini açıklamada bulabilirsiniz. Rahatlıkla istediğinizden alabilirsiniz. İşte dediğim gibi bu pigtail'ı bu gerekli yere takacağız. Daha sonra en son olarak da kumanda alıcımızı yerine yerleştireceğiz ve pervanelerimizi falan takıp bütün standoff'ları yerine yerleştirip uçuş hazır hale getireceğiz. Benim başta bahsettiğim bir şey vardı. Hatırlarsanız şu uçuş kontrolcümüze lehim yaparken buradaki şeyleri, somunları sökmüştüm. Onları hepsini tekrar yerine takacağım şimdi. Şimdi kumanda alıcımız ve video vericimiz gördüğünüz gibi tamamen açıkta. Karbon fiber iletken bir malzeme. Hem bu alttaki hem bu. Bundan dolayı bunların açıkta olmasını istemeyiz. Bunları izole edebilmek için büyük makaronlar kullanabilirsiniz veya elektrik bandı kullanabilirsiniz. Elinizde ne varsa artık bunu kullanarak rahat bir şekilde bunları izole edebilirsiniz. Fakat izole etmek gerçekten gerekli bir şey.
Bir de çift taraflı bir bant gerekecek ve zip tie dediğimiz bu plastik kelepçelerden gerekecek. Bunlar elinizde varsa rahat bir şekilde bunların hepsini de buraya düzgün bir şekilde monte edebileceksiniz. İlk olarak kumanda alıcımızla başlayacağım. Kumanda alıcımızı şuradaki arkaya yerleştireceğim. Şurada gördüğünüz şekilde bunun kablosunu biraz uzun bırakmıştım. XT60'ımız şuradan soldan yukarı çıkacağı için bunu böyle herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak şekilde arkadan alacağım. Şurada zaten bir tane standoff olacağı için bu kablo içinde olacak. Dilerseniz bir tane plastik kelepçeyle aşağıya çok zorlamadan, çok sıkmadan da yerleştirebilirsiniz. Bunu tabi buraya yerleştirmek için bir tane çift taraflı bandı ihtiyacımız olacak. Bu bandı şuraya yerleştireyim. Onun uzunluğunda bir tane kesmem gerekecek. Ben şöyle iki tane yerleştireceğim. Standoff kapatmamaya dikkat ederek yerleştireceğim tabi. Diğeri büyük ihtimalle şey olmayacak. Biraz daha ufak bir şey lazım. Çift taraflı bantlarımızı böyle yapıştırdım. Altında frame'in aslında şu şekilde bir boşluk olduğu için mükemmel derecede buraya oturmayacak. Ama en azından bizim kumanda alıcımızın izole olmasını sağlayacak. Ondan dolayı açıkçası bunları yapıştırdım. Daha sonra bir tane zip yardımıyla onu oraya sabitleyeceğim. Bir taraflı bandımızı şey yaptıktan sonra şöyle bizim kumanda alıcımızı tam buraya yerleştireceğiz. Herhangi bir şekilde karbon fiberle açıktan hiçbir teması olmamasına dikkat edin lütfen. Bu şekilde yerleşecek çünkü antenlerimiz de şuraya yerleştireceğiz. Bu arada önemli. Kumanda antenlerimiz çünkü bir tanesi şu şekilde dik bakacak şekilde yerleştireceğiz. Bir tanesi de şöyle aşağıdan dik bakacak şekilde yerleştireceğiz. Bu kumanda alıcısı diversity yani çift antenli bir sisteme sahip olduğu için bu şekilde birbirlerine 90 derece olmaları önemli. Bu şekilde şu standoff'u kullanarak bunları buraya yerleştireceğiz. Ondan dolayı da kumanda alıcımızı bu şekilde yerleştirdim. Bir tane ufak bir şey sadece kabloyla bunu buraya yerleştireceğiz. Çok fazla şey sıkmayacağım. Tam şöyle ortadan bir yerden tutturursanız sizin için iyi olacaktır. Çok fazla sıkmayın dediğim gibi. Hani boşu boşuna boğulmasın. Sadece olası bir sıkıntı anında kopup da uçup gitmesin diye böyle bir önlem alıyoruz. Yoksa o çift taraflı bant zaten her türlü yetecektir onu orada tutmaya. Çünkü güçlü bir çift taraflı bant kullanıyorum. Daha sonra şeyimiz var. Bu arada şu ESC ile şey arasındaki kabloyu görüyor musunuz bilmiyorum. Bu kutunun içinden çıktığında bu kablo araya sıkışmış şekilde geliyor. Ben bu şekilde açıkta tutuyorum. Hani gayet yeterli yerimiz olduğu için bir sıkıntı olmayacaktır. Şimdi video vericimize geldik. Video vericimizi elektrik bandıyla izole etmeyi planlıyorum. Sizin elinizde saydam bir makaron varsa onunla da izole edebilirsiniz. Eğer ki bizim yaptığımız şekilde OSD üzerinden Smart Audio tarafından bu video vericiyi kanalını, frekansını değiştirmeyi planlamıyorsanız eğer şuradaki ekrana ihtiyaç duyacaksınızdır. O yüzden onun kapanmasını istemezsiniz diye tahmin ediyorum. Ama biz dediğim şekilde yapacağız. Çünkü Smart Audio'dan rahatlıkla hangi kanalda, hangi bantta ve hangi güçte olduğumuzu görebiliyoruz. O yüzden bu ekrana ve şuradaki düğmeye ihtiyacımız kalmayacak. Bu düğmenin üzerine bu arada bir şey basmayacak şekilde izole edeceğiz. Bir yandan da şu bahsettiğim pigtail'ı takacağım. Şimdi quad'ın üst plate'ine pigtail'ımızı şu şekilde monte edeceğiz. Bunun sebebi de şuradaki hani bağlantı noktamızın biraz gördüğünüz gibi hani gevşek olabilir. Bunu üstten destekleyeceğiz ama yine bu kısmın da bu kısım antenin ground kısmı olduğu için bunun karbon fibere değmemesi gerekiyor. Değdiği zaman parazit yapabilir. Hani iletken bir şey olduğu için karbon fiber. Bunu engellemek adına şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ölçüm yapayım ben. Hani neyi nereden böyle takacağımızı en azından görelim. Aynı şekilde şu pigtail'ı burada yine bir ziple sabitleyeceğiz biz ama tahminim şu şekilde yerleştirirsek eğer gördüğünüz noktadan herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Pigtail'ımız en azından boş boş kendi kendine çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Şuradan da rahatlıkla hatta şöyle biraz daha ileri alabiliriz sanırım. Aynen şöyle ortada duracak ki şuradaki deliklere de şu pigtail'ımızı bir ziple rahatlıkla sabitleyelim. Amacımız bu olacak. Bu arada şu zipimizi de şu pigtail'ın bu anten ucunu da şey yapacağız biz. İzole edeceğiz. Ama şimdilik göstereceğim şey bu. Şöyle tam olarak video vericinin üstüne bir tane koyduk. Bir tane de izole etmesi amaçlı şeyin üstüne, bu pigtail'ın üstüne koyacağım. Şöyle kısa bir tane kessek yeter onun için. Şu an koyduğum çift taraflı bant tamamen izole etmesi amaçlı aslında. Şöyle araya bunu yerleştirmemiz lazım ki. Daha sonra dediğim gibi bunu yerleştireceğimiz nokta şurası olacak. Tam bu şekilde yerleştireceğiz. Çift taraflı bandımızı da oraya yapıştıracağız ve daha sonra zipleyip tutturacağız. Tam şuraya şu şekilde çift taraflı bandımızla
oturttuk. Bunu buraya dediğim gibi zipleyeceğiz. Ziplemezsek eğer hani bu bir süre sonra buradan düşebilir. Yine öyle Allah ne verdiyse sıkmanıza gerek yok. Şöyle güzelce sabitlesin. Yeterli bizim için. Şöyle bir şeyi tekrar kontrol edelim. Herhangi bir şekilde F'simize değen bir şey var mı? Değen bir şey yok. Zipimiz de değmiyor. Böyle rahat bir şekilde oturtulmuş oluyor. Daha sonra tabi bunları yapmadan önce de anteni buraya sabitleyebilirdik ama şöyle göstereyim. Antenimizi buraya olabildiğince güzelce sıkacağız. Şöyle 8 numara bir tane anahtarla rahatlıkla sıkabiliriz. Biraz daha sağlam sıkacağım. Bu arada hani gücünüzü denemeyin. Öyle öldüresiye sıkmayacağım. Sadece elimle daha rahat tutabileyim diye penseyle tutuyorum. Zaten gördüğünüz gibi mükemmel tutulmuyor ama. Şu şekilde sıkmış olacağız. Çok fazla sıkmayın çünkü kırabilirsiniz. Yani o kadar güçlü şeyler değiller. Önden sıkmamın sebebi de bu ground kısmını yine bantla izole edeceğiz. Görüldüğü gibi ground kısmını da izole ettik. Daha sonra bunu buraya ziple bir şekilde sabitleyeceğiz. Bu arada şu zipi sıkmadan önce şunu göstereyim. Normalde bu frame'in üzerinde şurada bir tane delik görüyorsunuz ya. Bu deliği, bu biraz önce gösterdiğim şu pigtail sıktığımız kısım var. Bunu buraya monte edip üstüne anteni böyle dik bir şekilde yerleştirdiklerini görebilirsiniz. Bu çok eski usuldür. Çok gereksizdir. Hani böyle bir şekilde montelemeyin. Çünkü anteniniz çok çabuk kırılır bir şeye çarptığınız zaman. Üstte uzakta olduğu için. Şimdi bandı yaptıktan sonra şuraya bir tane daha zip atabiliriz. Bu konektörün tam oturduğu yere ki konektörümüz de yerinden oynamasın. Şunu böyle burada sağlamlaştırmak adına. Bunu güzelce sıkıştırabilirsiniz. Gördüğünüz üzere antenimiz gayet sağlam bir hale geldi. Artık quad'ı tamamladık. Son parçalarla yerine oturtarak tabii şimdi daha gösterdiğim partı daha önceden yapsaydınız da olurdu. Çünkü standoff'ları takacağız ama VTX'imiz lehimli olduğu için problem olacak. Ben normalde hep konektörlü VTX kullandığım için burada ben de bir problem yaşamış oldum. Böyle hani acemiliğime geldi diyelim. Kameramız için şöyle iki tane plate var. Bu platelere kameramızı önden monteleyeceğim. Açık ve net konuşmak gerekirse şu yapımda beni en çok zorlayan şey şu kamerayı yerleştirmek oldu. Yani mümkünse daha kaliteli kameralar kullanın. Çünkü daha ilk vida takıştan itibaren case buradaki yuva yedi bitirdi kendini. Yedi bitirdi. Buraya tam girmedi o yüzden falan filan. Bak zaten hala dağılıyor. Hani resmen kırasım geldi şu an kamerayı. O derece beni sinirlendirdi. Şunu şuraya tekrardan yerleştirelim. Bir taraf tuttu, bir taraf tutmadı falan ama onu buraya şimdi sandviçleyip daha sonra tekrardan vidayla oraya sabitleyeceğim. Şu anki durumumuz bu yani. Ama dediğim gibi acayip derecede sinirim bozdu. Yani siz gidin Rankem Razer 2 alın, Swift 2 alın. Bunu almayın. Her neyse bunu da bitirdik. Bitirdikten sonra son raddemiz zaten şu üstte bu plate'i takmak olacak. Görüldüğü gibi bütün vidaları sıktım. Artık son olarak da şu arkada bulunan kumanda alıcımızın antenini yerleştirmesine geldi sıra. Şuradan alttan anteni sabitledim. Şu dik olacak kısmı. Bunu şuraya böyle sabitleyeceğiz ve bir tane yine zip tie yardımıyla şöyle ufak kelepçelerden kullanacağız. Onu da hızlıca size göstereyim istedim. Şimdi bunu şuraya bir tane şöyle dik bir kelepçe koyacağız. Bunu şu şekilde buraya zipleyeceğiz. Daha sonra yani şöyle yapacağız aslına bakarsanız. Öncelikle bir makaron lazım bize. Gördüğünüz şu şekilde bunu buraya zipleyeceğiz. Gördüğü üzere anteni buraya böyle sabitledim. Bir tane de şuraya zip atacağım. Sonra biraz daha makaron geçireceğim şuraya. Bu arada makaronunuzu çakmakla falan ısıtıyorsanız aklınızda bulunsun. Şu alıcı anteninin şuradaki şu plastik kısmı çok çabuk eriyor. O yüzden dikkat edin, uzaktan tutun. Mümkünse çok tutmayın. Şu şekilde bunu buraya yerleştireceğiz. Şu şeyimizi de
Onun için de şöyle bir seçeneğimiz var. Şurada bağladığımız şey var ya, zip. Bunu da onun ucuna böyle makaronlayacağız. Son işlem, şunları kestikten sonra makaronları küçültmek tabii ki. Şu uzun parçaları önden kesin ki anteninizi kesmeyin yanlışlıkla. Görüldüğü üzere antenimizin de tamamlanmış olması lazım. Artık quad'ın bütün kurulumu bitti. Şöyle kamera açımızı biraz yukarı kaldıralım. Kamera açımızı da ayarladık. Artık şöyle anteniniz şu şekilde dursa kafidir. Çok fazla dikmenize gerek yok. Çünkü quad uçarken şu şekilde böyle dik gideceği için antenin bu şekilde durması yeterli. Her neyse, quad'ımızın bütün kurulumunu tamamlamış olduk. Evet, böylelikle sonunda en uygun fiyatlı yollardan doğru düzgün uçabilen FPV Freestyle drone'u yapımı videosunun sonuna geldik. Videoda göstermediğim quad üzerinde yaptığım ufak 3 tane şey var. Bir tanesi şu, bu ana XT60 soketimizi şuradaki standoff'a zipledim. Pervanenin herhangi bir şekilde değmeyeceğinden emin oldum. 4 tane şey varmış. Pervaneler taktım. Pervaneler HQ 5.1-4.6 pervaneler. Bunlardan satın alacağınızı düşünmüyorum. Şu an elimde bunlar olduğu için bunları taktım. Ama sizlere King Kong pervanelerin 50-40 olanlarını öneririm. Çünkü bunlar biraz pahalı bir pervane seti. Hani ilk başladığımız için bir sürü pervane kıracağınızdan dolayı bu pahalı sete ihtiyaç duyduğunuzu düşünmüyorum. Şu an elimde bunlar olduğu için bunları taktım. King Kong sette sipariş ettim. Yakında geliyor. Bunda linklerini açıklamada bulabilirsiniz. Bunlara emin olun, daha uygun olacaktır. Şey taktım, bir tane Banggood Pilstrap'ı taktım. Farkındaysanız biraz geride duruyor. Geride durmasının sebebi öne bir tane GoPro takacağımız için ağırlık merkezi öne kayacak. Pili de ağırlık merkezini ortalayabilmemiz için pili biraz geriye alacağız. Ondan dolayı Pilstrap'ımız biraz geride. En öne de şurada herhangi bir şeyi olmayan, hani ekstra bir özelliği olmayan bir sünger taktım. Bu yanlış hatırlamıyorsam 30 derecelik bir açıya sahip. Buraya böyle GoPro Session veya işte Foxeer Box 2 gibi küp kameraları rahatlıkla koyup straple bağlayabilirsiniz. Tabi GoPro'nun altına veya işte kullanacağınız kameranın altına bir tane çift taraflı cırt cırt bant yapıştırabilirsiniz. Buraya da erkeğin dişsin artık hangisine karşılık geliyorsa onu yapıştırabilirsiniz. Ben kendi ana quadlarımda aslında şey kullanıyorum. Şöyle 3 boyutlu printer'dan çıkmış parçalar kullanıyorum. Bunu buraya hani monteliyorum. Fakat şöyle bir durum var. Bunlar GoPro 6, 7, 5 tipi kameralar için. Elimde Session için henüz yani bu frame'e uygun 3 boyutlu parça olmadığı için böyle bir sünger kullandım. Sünger de emin olun çok işinize yarayacaktır. Birçok titreşimi emecektir. Buraya düzgün bir şekilde monte ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Küp kameralar için konuşuyorum. Yapım videomuz bu kadardı. Umarım olabildiğince her şeyi anlatabilmişimdir. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Eğer ki quad'la ilgili, bu yapımla ilgili sorularınız varsa lütfen bu videoya yorum yaparak bana bildirin ki cevaplayabileyim elinden geliyorsa. Videoyu izleyip de beğendiyseniz lütfen beğenin. Bunları, bu tür şeyleri videolarda istemiyorum ama en azından bu videoda beğenin lütfen, çünkü çok uğraştım. Hatta başka arkadaşların, başka insanların öğrenebilmesi için lütfen paylaşın. Kanala da abone değilseniz abone olun. Gerisi de çok önemli değil. Sizin canınız sağ olsun. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.